Arkadaşlar, ikinci derece denklemler konusunun alt ünitesi olan karmaşık sayılar konusunun ikinci videosunda beraberiz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, burada biz 27. örnekte kalmıştık. Bunu yapmıştık bir öncekinde. Evet, örnek 28 arkadaşlar. Şimdi, reel sayılar x eksi 5 şeyi, imaginer x eksi 5 y sayısının reel kısmını alıyor. 3 artı eksi 4 artı 2 x y sayısının imajiner kısmını alıyor. Bunları topladığında 11 olduğunu oluyormuş arkadaşlar. Bu x sayısını bul diyor bize. Şimdi arkadaşlar x eksi 5 y karmaşık sayısı. Şöyle düşünebilirsiniz. Diğer bir karmaşık sayı da bunu z1 karmaşık sayısı. Bunu da z2 diye düşünün. 3 artı eksi 4 artı 2x y diye de bu sayıyı düşün. Bu sayının reel kısmını istiyor. Reel. Arkadaşlar bu sayının reel kısmı x'tir. Bu sayının imajiner kısmında eksi 4 artı 2x'tir. Bunların toplamı kaç oluyormuş? 11 oluyormuş. 3x eşittir 15'e. X'in değeri de 5'tir. X'in değeri 5 olarak bulunuyor arkadaşlar. Şimdi iki tane karmaşık sayı z1, z2 karmaşık sayıyla veriliyor. Z1 karmaşık sayısının reel kısmı yani a artı b. Bakın z1'in reel kısmı a artı b. Z2'nin imajiner kısmı eşit. Z2'nin imajiner kısmı b, 5'miş arkadaşlar. İmajiner kısmı bakın reel kısmı 3a eksi 5. 3a eksi b ise imajiner kısmı da 5'tir. Efendim z2 sayısının reel kısmı, z2 sayısının reel kısmı 3a eksi b eşittir. Z1 sayısının imajiner kısmına, z1 sayısının imajiner kısmı da eksi 1'dir. Buradan a çarpı b ifadesini bul diyor arkadaşlar. B'leri götürelim. 4a eşittir 4 yapar. A'nın değeri de buradan 1 geldi. A 1 ise b'de 4'tür. A'ya 1 verdik. B'nin değeri de 4'tür. A çarpı B'nin değeri de 4 gelir arkadaşlar. Evet. Reel kısım Z sayısının reel kısmı ile Z sayısının imajiner kısmının toplamının ifadesinin değerini bul diyor. Z sayısını bir bulalım arkadaşlar. Z sayısı 12 eksi 25. 25 çarpı eksi 1 diye yazabilirsiniz. Bu da 12 eksi 25 çarpı kök eksi 1 diye yazılır. Kök eksi 1 iyiydi. 25 dışarı 5 geldi. 5 iyi diye yazdık arkadaşlar bu sayıyı. Reel kısmı, bu sayının reel kısmı 12. İmajiner kısmı eksi 5. 1, 7 arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza bakalım. Bu sayının arkadaşlar görüyorsunuz z sayısı 705a artı 3 eksi 700a kare eksi 3i şeklinde veriliyor. Bu z sayısının imajiner kısmını z sayısının reel kısmına böldüğümüzde oran eksi 1 oluyormuş. Z sayısının neyini bulacağız arkadaşlar? İmajiner kısmını eksi 7 üssü a kare eksi 3 bölü 7 üssü 5a artı 3 eksi 1'e. Eksiler birbirini götürdü. Buradan da ne kaldı? 7 üssü a kare eksi 3 eşittir. 7 üssü 5a artı 3 eşittir oluyor. Buradan da a kare eksi 3 eşittir. 5a artı 3'e. A kare eksi 5a eksi 6 eşittir. 0 denklemi çıkıyor. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklem a'ya bağlı burada arkadaşlar. Bunun çarpanlayımıyla köklerini bulalım. A eksi 6'ya. A artı 1'dir. 0. A gerçek sayısının alabileceği değerleri bulun. A'nın bir tanesi A1'i 6 buluruz. Bir tanesinde A2'de eksi 1 buluruz arkadaşlar. A'nın alacağı değerler bunlardır. Şimdi i sayısının kuvvetlerini bulalım arkadaşlar. Eksi 1 sayısına ne demiştik hatırlayalım. Kök eksi 1 sayısı i ise karesini alırsak ne yaptı arkadaşlar? İ karede eksi 1 yapar. Bakın i kare eksi 1'dir. Bunu bir kere not, bir yere not alalım arkadaşlar.
Ne kadar i'nin birinci kuvveti, i'nin birinci kuvveti i'dir. İ sayısını kuvvetlen alalım. İ'nin karesi neydi arkadaşlar? İ'nin karesi ne olarak almıştık? Eksi 1 olarak almıştık. İ'nin küpü nedir arkadaşlar? İ kare çarpı i diye biz bunu yazabiliriz. İ'nin kuvvetini, i'nin üçüncü kuvvetini, i'nin karesi çarpı i'nin birinci kuvveti diye yazabiliriz. İ kare neydi? Eksi 1'di. Eksi 1 ile de i'yi çarparsa eksi i yapar arkadaşlar. İ'si 4'ü neyle çarpacağız arkadaşlar? İ'si 4'te i kare çarpı i kare şeklinde yazabilirsiniz. Ya da i küp çarpı i diye yazarsınız. Küp eksi i'ydi arkadaşlar. Efendim burada neydi? İ de burada. İ de i çarpın i kare yaptı. Kare karşıtı eksi 1'di. Sonuç 1 geldi. İ'nin 4. kuvveti 1 oldu. Evet arkadaşlar, i'nin 4. kuvveti 1 oldu. i'nin 5. kuvveti ne yapar? i'si 4 çarpı i diye yazabilirsiniz bunu da. i'si 4 1'di. i ile çarpın i yapar. i'si 6 ne yapar arkadaşlar? i'si 5 çarpı i diye yazarsanız. i'si 5 i'ydi arkadaşlar. i ile i'yi çarptınız. i çarpı i oldu. i ile i'nin çarpımı. Ne yapar? i kare yaptı. i kare de eksi 1'di arkadaşlar. i üssü 7 ne yaptı? i üssü 4 çarpı i küp. i üssü 6 çarpı i diye yazarsınız. i'nin 6. kuvvetini ne olarak alırsınız? i üssü 6 eksi 1'di. i ile çarp eksi i oldu. i üssü 8 nasıl yazılır arkadaşlar? i üssü 8 ile i üssü 7 çarpı i diye yazılır. Eksi i çarpı i diye yazılır. i ile çarptığınızda i kare yapar. i kare eksi 1'di. Eksi 1 ile eksi i çarpın artı 1 yapar. Arkadaşlar şimdi şuradan gördüğünüz üzere i'nin kuvvetleri bakın. i üssü 4'te ne yaptı? 1 yaptı. Sonra i üssü 5'e geldi. i'ye döndü. i üssü 6'da eksi 1'e geldi. i üssü 7'de eksi i'ye geldi. i üssü 8'de 1'e geldi. Demek ki şöyle yapabilirsiniz. i'nin birinci kuvveti. i'nin biri i'dir. i'nin karesi eksi 1'dir. i'nin küpü eksi i'dir. i üssü 4 i'dir arkadaşlar. i'nin kuvvetleri bak. i üssü 5'e geldiğimiz zaman ne yapıyor? i yapıyor. Bakın 5'i 4'e böldük kalan 1. i'nin birinci kuvvetinde değer kaçtı? i'ydi arkadaşlar. i üssü 6'ya gelelim. 6'yı 4'e bölün. 6'yı 4'e bölün. Kalan 2. Yani i üssü 4 çarpı i kare diye yazabilirsiniz. O da eksi 1 geliyor. i üssü 7 ne yaptı arkadaşlar? 7'yi 4'e bölün 3 kalıyor. i üssü 3'ün değeri neydi? Eksi i'ydi. Efendim i üssü 8'de ne yapıyor arkadaşlar? 8'i 4'e böldüğünüzde kalan kaçtır? 0'dır. i'nin 0. kuvveti de 1'dir arkadaşlar. 4'ten sonra 8'de yine aynı şekilde tekrarlıyor. Periyot diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. 4'e bölümünden kalanlara bakarak i'nin kuvvetlerini hesaplayabilirsiniz. i'nin kuvveti 4n şeklinde olan sayılarda kalan nedir arkadaşlar? i'nin kuvveti 4'ün katıysa bu değerler daima 1'dir. i'nin kuvveti 4n artı 1 ise kalan i'dir. i'nin kuvveti 4'e bölümünden kalan 2 ise i kare o eksi 1'dir. i'nin kuvvetleri 4'e bölündüğünde kalan 3 ise eksi i'dir. i'nin kuvveti zaten 4'e bölündüğünde de ne yaparsınız? Başta tekrar geldik arkadaşlar. 1 kaldı, 2 kaldı, 3 kaldı. Eksiği 4'e tam bölündüğü için kalan 0 olduğu için o da 1'dir. Kuvvetleri bu şekilde hesaplayacağız arkadaşlar. i'nin kuvvetlerini bu şekilde hesaplayacağız. Şimdi bakın bununla ilgili örnekleri yapalım. i üssü 125. Örneğin i'nin 125. kuvveti. 4'e böldüğümüzde kaç kalır? i üssü 124. 4'e tam bölünür. i üssü 1 kaldı. Burada kalan 1'dir. Bakın 120, 125'i 4'e böldüğümüzde 1 kalır. İyidir arkadaşlar. i'nin 125. kuvvetini hesapladığınızda sonuç iyi gelir. i'nin 33. kuvveti ne yapar arkadaşlar? Bunu da 4'e böldüğümüzde i'nin 33. kuvvetini 4'e böldüğümüzde i kalır. i'nin 23. kuvveti 4'e bölelim arkadaşlar. 3 kaldı. i küp. i küp de eksi i'ydi. Hatırlayacak olursak. Burada i'nin küpü de eksi i olarak hesaplanıyordu. Evet arkadaşlar i'nin kuvvetlerini bu şekilde
buluyoruz, hesaplıyoruz. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bu oluyor. Kök eksi 12, kök eksi 3. Kök eksi 12 ile arkadaşlar kök eksi 12 ne yapar? Eksi 1 diye çıkartırsanız 12. Şöyle yazabilirsiniz. Bakın burada ne yazmış? Kök 12, eksi 1 diye yazdık. Kök eksi 3'ü de kök eksi 1 diye yazdık. Kök eksi 1 i. İ de burada. Kök 3'e kök 12 çarp 36. Dışarı 6 gelir. İ çarpı i, i kare yaptı. İ kare de eksi 1'dir. Sonuç eksi 6 geldi arkadaşlar. Buradan ne geldi? Kök eksi 1 i yapar. Buradan 16, kök 16, kök eksi 1'i de i diye yazarsınız. Buradan da kök 49'u, kök 49 çarpı kök eksi 1'i de i diye yazdınız. Ne oldu? 16 dışarı 4 çıktı, 49 dışarı 7 çıktı, 28 i küp oldu. İ küp neydi arkadaşlar? Biraz önce hesapladık. Eksi i'ydi. Eksi 28 i olarak da bunu hesaplamış oluruz. Arkadaşlar şimdi karmaşık sayının A, B eleman reel sayı olmak üzere A artı B karmaşık sayısının sana kısmını işareti değiştirerek oluşturulan A eksi B karmaşık sayısına A artı B karmaşık sayısının eşleni denir. Eşleni ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece sanal kısmının işaretini değiştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sayıların sanal kısmı eşleniklerini bulalım. D1 karmaşık sayısının eşlenini bulmak için üstüne şu şekilde bir çizgi koyuyoruz. 2 eksi 7 iyi oldu arkadaşlar bu sayının eşleniği. Z2 sayısının eşleniği dediği zaman Z2'nin üzerine bir çizgi koyuyoruz şöyle. O da eksi 5 eksi iyi oluyor. Z3 sayısının eşleniği ise eksi 4 artı 7 iyi olarak bulunuyor arkadaşlar. Z4 5 sayısının eşleniği de pardon Z4 sayısının eşleniği de eksi 2 iyi olarak bulunuyor arkadaşlar. Neden? Neydi bu sayı? 0 artı 2 iyiydi bu sayı. Eşleniğinde bu. Ama bu sayının arkadaşlar bakın dikkat edin. Bu sayının iyiliği kısmı, sanal kısmı 0. O zaman Z5 sayısının eşleniği yine eksi 19. Bir şey değişmiyor. Yani arkadaşlar eşleniği demek bir sayı karmaşık sayının eşleniği o sayının neye göre? X eksenine göre simetrini alıyorsunuz. Noktanın X eksenine göre simetrini diye simetri olarak düşünebilirsiniz. X ekseni, Y ekseni. Bu imajiner kısımdı. İmajiner kısım. Bu da sanal kısımdı. Real kısımdı. Real kısım. Şimdi örneğin burada kaç alalım? Y'ye bir sayısını alalım. Z1 sayısı 2 artı iyi olsun. Bu sayının eşleniğini alırsak biz ne olur? Z1 sayısının eşleniği dediği zaman 2 eksi i. Yani 2'miz yerine duruyor. Eksi 1'i de burada aldınız. Z1 sayısının eşleniği de ne oldu? 2 artı 2 eksi iyi oldu arkadaşlar. Bu sayının eşleniği ne oluyor arkadaşlar? O sayının x eksenine göre simetrini almış oluyorsunuz aslında. Eşlenik denilen ifade bu oluyor arkadaşlar. Eşlenik dediğimiz zaman karmaşık sayılarda bu durumu anlayacağız arkadaşlar. Evet. Buradan bakalım arkadaşlar. Z karmaşık sayısının eşleniği. Biraz önce yaptık bunları zaten sizin için. Evet. Şimdi bir de karmaşık sayılarda arkadaşlar. Şimdi ikinci derece denklemlerin köklerini biz bulamıyorduk. Hatırlarsak delta küçüktür 0 çıktığında reel sayılarda kökü yoktur diyorduk. Şimdi arkadaşlar normalde şimdi artık kök içinde eksi varsa o sayının karmaşık sayılarda çözüm kümesini bulabiliyorduk. Şimdi artık buradan denklemleri ne buluyoruz arkadaşlar? Kök delta. Delta eksi olsa bile karmaşık sayılar kümesinde biz bunu sanal sayı birimini kullanarak karmaşık sayılardaki sayı kümesindeki sayıları kullanarak kökleri bulabiliyoruz arkadaşlar. Köklerden biri, bu denklemlerden köklerden biri birinci kökü m artı ni diye çıkarsa ikinci kökte m eksi ni diye gelecek arkadaşlar. Birbirinin eşleniği gelir kökler arkadaşlar. İkinci derece denklemin kökleri birbirinin eşleniğidir arkadaşlar. Şimdi bakalım mesela bu sayının köklerini bulalım. Karmaşık sayının köklerini şimdi size bulalım arkadaşlar. Çözüm kümesini bul diyor. Arkadaşlar bu denklemin karmaşık sayının çözüm kümesi ne olabilir? Evet delta'ya bakalım. B kare eksi 4 ac. B'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı A çarpı C2. 8 eksi 4 geldi arkadaşlar.
Delta sıfırdan küçük değil mi? Şimdi normal R sayıları çözüm kümesi yok. Karmaşık sayılarda çözüm kümesini bulun diyor bize. Normal R sayılar derse çözüm kümesi boş küme. Ama karmaşık sayılarda çözüm kümesi derse şimdi x1 eşittir eksi b. B'nin değeri kaçtı arkadaşlar? 2 idi. Eksi 2 artı kök eksi 4 bölü 2a. Bu ne yapar arkadaşlar? Eksi 2, 4 dışarı. 2 çıkar. Kök eksi 1 de i'dir. 2i bölü 2. Eksi 1 artı i geldi arkadaşlar bakın. X2 sayısına ne gelecek? Eksi 2 eksi kök eksi 4 bölü 2. Bu sayımızda eksi 2 eksi 2 bölü 2'den eksi 1 eksi i gelecek. Bakın bu sayının eşleniği de budur arkadaşlar. Bunun eşleniği budur. Bu sayının eşleniği budur. Bunlar birbirinin eşlenikleridir arkadaşlar. O zaman denklemin çözüm kümesine geldi. Eksi 1 eksi i ile eksi 1 artı i geldi. Bu denklemin çözüm kümesini de bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada alıştırmalar var arkada. Bu karmaşık sayılarda. Bunlardan bunu şöyle bir bakarsanız arkadaşlar, burada zor sorular, şöyle sorulara bir bakacak olursak. Yani arkadaşlar birinci sayı z sayısı ne geldi? 5 i, bu da eksi 3 geldi. Bu sayıyı z eşittir eksi 3 artı 5 i şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Bu sayı ne geldi? Eksi 36 z sayısı arkadaşlar. 6 i eksi 8 dışarı. Eksi 8'in küp kökü eksi 2 gelir. Artı 2 de buradan. O zaman a ile b'nin çarpımı da 8 gelir. 12 geldi arkadaşlar. Evet, bu sorumuza bakalım. Eşlenikleri nedir? 4 artı 3i, bu sayının eşleniği 4 artı 3i. Bunun eşleniği 2 artı 5i. Bunun eşleniği eksi 6i. Bunun eşleniği 7'dir arkadaşlar. Yine kendisidir. Evet, arkadaşlar bu sayımıza bakalım. Bu sayıda reel kısım, eksi 5, imajiner kısım 3'tür. Cevap eksi 8'dir arkadaşlar. Buradan bakalım. Denk karmaşık sayıları çözüm kümesini bul diyor. Delta işte b kare eksi 4 ac b kare eksi 4 çarpı a çarpı c kaç yaptı? Eksi 16 geldi arkadaşlar. Bir ne oldu? Eksi b ile b'nin eksilisini aldık. Artı 4 artı kök eksi 16 bölü 2a. Burada dışarı 4 artı 4i bölü 2 gelirse bu da 2 artı 2 oldu arkadaşlar. Diğer kökümüz kaçtır? Diğer kökümüz de 2 eksi 2 gelecek arkadaşlar. Diğerine bakmanıza gerek yok. Diğer kök bu kökün eşleniğidir. Evet. 6. sorumuz arkadaşlar. Denklemle ilgili iki farklı sanal kökü vardır diyor. Hangi doğru olduğunu bul diyor. Yine delta'dan bakalım arkadaşlar. Delta'dan bakalım. Delta b kare eksi 4 ac b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Kaçtır? 24, 16, eksi 8 geldi. Oldu mu? Yani delta b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. 24, evet 16, eksi 8 geldi. Ve bulalım arkadaşlar. Eksi b, 4, eksi kök, eksi 8 bölü 2a. Evet arkadaşlar. 2 çarpı a 2 geldi. Buradan da 4 eksi i geldi. Bölü 2. O sayımızda kaçtır arkadaşlar? Bir tanesi 2 eksi kök 2 i. Diğer kök arkadaşlar 2 artı kök 2 i'dir. Bu yanlış arkadaşlar. İki farklı sanal kökü var. Doğru. Köklerden bir kökler birbirinin eşleniği doğrudur. Evet. Evet arkadaşlar, karmaşık sayısının eşleniğinin sanal kısmı 3 olduğuna göre arkadaşlar karmaşık sayısının eşleniğinin sanal kısmı 3 olduğuna göre z karmaşık sayısını bul diyor. Eşleniğinin sanal kısmı arkadaşlar eşleniği dediği zaman bakın burada arkadaşlar a'yı ne olarak alalım? Eksi a diye almış arkadaşlar. Bu dışarı eşleniğin sanal kısmı 3'müş. Z karmaşık sayısını bul diyor.
Arkadaşlar buraya kök derecesi tek olduğu için burada hiçbir sorun yok bakın. Şimdi sorun burada. Eksi a diyor. Şimdi arkadaşlar bu sanal kısmı 3 olduğuna göre kaymaç sayısının eşleniğinin sanal kısmı. Evet z sayısını şöyle yazalım arkadaşlar. A eksi 1'in küp kökü. Eksi kök a i diye yazalım. Şimdi kaymaç sayısının eşleniğini alalım arkadaşlar. A eksi 1'in küp kökü eksi eşleniği de kök a i diye yazdık. Sanal kısmı 3'müş. Kök a'nın değeri 3'müş. A da kaçtır? 9'dur arkadaşlar. Z karmaş sayısı. O zaman Z karmaş sayısı 9'dan 1 çıktı. 8'in kökü 2 geldi arkadaşlar. A da eksi 9'du. Değil mi? A'mızı kaç bulmuştuk? 9 bulmuştuk. O zaman o da 3i olarak da bu sayıyı buldum. İşte bir gerçek sayı olmak üzere karmaşık sayısının gerçek kısmı 5. Karmaşık sayısının gerçek kısmı r artı 1 eşittir 5'tir. Sanal kısmı 8. Y artı 8 eşittir. Pardon, y artı x de kaç eşitmiş arkadaşlar? Y artı x de 8'miş. Y'nin abaca değerlerin çarpımını bulunuz diyor. X kare arkadaşlar 4'e eşit. X'in değeri 2'dir ya da X'in değeri eksi 2'dir. X'in değeri eksi 2 olarak bulunur. X de 2 dersek arkadaşlar 2 Y'nin değeri kaçtır? Arkadaşlar X de 2 dersek Y'nin değeri 6'dır. X de işte Y'nin değeri 10'dur arkadaşlar. Y, o zaman Y, buna Y1 diyelim. Buna da Y2 diyelim. Y1 çarpı Y2 de 60 olarak bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar karmaşık sayılar konusunu da burada bitirmiş oluyoruz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.